gelen tek bir hikayenin olmadığı, kişisel hedeflerin ve kişilerin kontrollerinin dışındaki koşulların varlığını anlamaya ve yorumlamaya çalışıyoruz. Bu süreçte doğru değerlendirme için makro ve mikro pek çok metoda ve farklı farklı disiplinlerin perspektiflerine ihtiyacımız oluyor. Multidisipliner yaklaşımın önemini, göç teorisinin etkisini ve iyi örnekleri konuşmak istediğimiz bu söyleşide Sayın Profesör Doktor Filiz Garip'e bizi kırmayarak davetimizi kabul ettiği için çok teşekkür ederiz. Filiz Garip, Princeton Üniversitesi'nde Sosyoloji ve Kamu ve Uluslararası İlişkiler Profesörüdür. Garip'in araştırmaları göç, ekonomik sosyoloji ve eşitsizliğin kesişiminde yatıyor. Bu genel alanda hareketliliği sağlayan veya kısıtlayan ve daha büyük veya daha düşük derecelerde sosyal ve ekonomik eşitsizliğe yol açan mekanizmaları inceliyor. Garip, 2019 yılında Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası'na layık görüldü. Kitabı On the Move, hareket halinde Meksika-ABD göçünün değişen mekanizmaları farklı bilim dallarında ödüller kazandı. 1-1,5 saat kadar sürecek olan bu söyleşi YouTube üzerinden canlı yayınlanmaktadır. Konuya ilişkin soru ve görüşlerinizi yorum olarak bizlere iletebilirsiniz. Açılış kısmını bu sefer kısa tutmayı sanırım ve umarım başardım. Yine de sabrınız için teşekkür ederim. Bu söyleşiyi Göç Akademisi ailesi olarak uzun zamandır merakla bekliyor idik. Sizlerin de beklediğini gelen e-maillerle gelen sorulardan anlıyorum. Ve sevgili Profesör Doktor Filiz Garip'e sözü bırakıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bana yer ayırdığınız için. Ben de çok heyecanlıyım. Biz de gerçekten hep konukla da her fırsatta da anlatmaya çalıştığımız şey hep göçün tek bir perspektiften bakılıyor olmasının büyük hata ve büyük yanılgılara sebep olabileceğiydi. O yüzden daha evvel sizinle de yapmış olduğumuz konuşmada aslında multidisipliner bakış açısının ne kadar önemli olduğunu konuştuk ve konu da kendiliğinden, başlık da kendiliğinden ortaya çıkmıştı. Ben zaman da kısıtlı olması nedeniyle hızlıca sorularımıza başlamak istiyorum. İlk görüşmemizde sizinle görüşmeden evvel ben tabii daha evvel yapmış olduğunuz röportajlarınızı, araştırmalarınızı okudum ve her seferinde kendinizi göçmen olarak tanımlamış olduğunuzu gördüm. O yüzden öncelikle hani göç ve göçmen nedir sizce diye başlamak isterim. Yani ben kendim göçmenim tabii ki. Hem de birden fazla aile tarafından göç etmiş bir insanım. Benim ailem Bulgaristan göçmeni Türkiye'ye. Ben doğar doğmaz göç etmişler. Zaten tamamen bu olgunun içinde büyüdüm. Sonra kendim de Amerika'ya göç ettim. O yüzden kendimi göçmen olarak görüyorum. Göçmen olmak ne demek? Yani bir yerden bir yere gitmek en kolay tanımı belki. Bir ülkeden bir ülkeye ya da bir ülkenin kırsalından şehre göç etmek belki. Ama aynı zamanda da bir düşünce tarzı bence. Bir kere insan göçmen olduktan sonra sürekli yeniliğe, değişikliğe, elinden bir sürü şeyin birden gitmesine, gidebilecek olması ihtimaline açık oluyor. Bu da her zaman mücadeleci bir ruh hali yaratabiliyor bence. Yani bir yandan da kendimde en azından bunu öyle görüyorum. Bir göçmen ruhunun varlığını ailemde, etrafımdaki göçmenlerde. O yüzden bence sadece o hareketle kısıtlı kalmayan bir şey göç etmek. Doğru. Sadece mekanda değişiklik değil ama onunla beraber kültürel ve psikolojik bir takım etkileri ve değişkenlikleri, hani göç ruhta göçte olduğunu hepimiz söylüyoruz da. Bir de ben şeyi de merak ediyorum. Yine bu önceki röportajlarınızda da okuduğum üzere ve kendinizi de çok güzel tanıtan bir web sayfanız da var. Araştırmalarınızı, sunumlarınızı, her şeyi paylaştınız. Bu açıdan da çok demokratik bulduğumu hani paylaşmak isterim, söylemek isterim. Orada gördüm ki lisansınız endüstri mühendisliği, sonra sosyolojiye geçmişsiniz. Bu böyle çok sık rastlanan bir şey değil, durum değil. Hatta belki de teksinizdir, bilemiyorum hani bu konuda bir araştırma yapmadım ama hiç rast gelinen bir örnek değil. Nasıl oldu yani endüstri mühendisiydiniz, mühendis olarak çalıştınız, hatta bu konuda yüksek lisansınızı yaptınız. Sonra bir anda sosyoloji. Yani Türkiye'de mühendis olmamın hikayesi aslında pek çoğumuzun yaşadığı bir hikaye belki Türk eğitim sisteminden geçerken. Yani daha ortaokul, lise yıllarında hemen matematik, işte matematikte mi iyisiniz, fende mi iyisiniz, öyleyseniz o zaman alacağınız dersler bu
ve üniversitede yazabileceğiniz programlar bu şeklinde. O sistemden geçince ben mühendislikte bir numaraya endüstri mühendisliği yazdım. Yazmamın sebebi de yani en yüksek puanlı bölüm olmasıydı o zaman. Yani çok yaratıcı bir sebebi yoktu. Sonra okuduğum bölümü de sevdim aslında. Ama Amerika'ya yüksek lisansa gidince biraz böyle hayatı sorgulamaya başladım. Hani ben ne yapıyorum diye. Ve özür dilerim, telefonu açık bırakmışım. Ve ondan sonra asıl bir arayışa girdim. Ve aslında tek örnek ben değilim. Yani benim Boğaziçi Üniversitesi'nde de arkadaşlarım vardı bu tür geçişler yapan. Fizikten sosyolojiye geçmiş bir arkadaşım vardı. Onları düşününce aslında çok da tuhaf gelmedi. Ama anneme babama söylemedim mesela sosyolojiye başvurduğumu. Çok hayal kırıklığına uğrayacaklar diye. Kısa bir süre uğradılar da kabul edildikten sonra. Ama sonra bir şekilde anlaştık. Asıl aslında belki de onları endişelendiren hani benim uzun süreli göçmen olacağım fikriydi. Eğer sosyoloji okursam, Amerika'da doktorumu alırsam, akademisyen olmak için tekrar Amerika'da kalırsam belki biraz da bunu öngördükleri için endişeliydiler ama öyle oldu geçişim. Anladım, gerçekten sorgulama insanın hani deneyimleriyle beraber sorgulaması da artıyor. Peki yine hani sitenizden gördüm ama kitabı okuyamadım. Olabildiğince detaylı yorumlarına da bakabildim. Umarım ilk fırsatta bizim de edinme şansımız olur Türkiye'de. Göç üzerine kitabınız On the Move, ABD'den gelen Meksikalı göçmenleri anlatıyorsunuz orada. Biraz bu kitabın içeriğinden o bahsetme şansınız var mıdır? Tabii. Şimdi Meksika ile Amerika arasındaki göç aslında bize Türkiye'de veya Avrupa'dan baktığımızda çok uzak görünüyor olabilir. Ama tarih açıdan baktığımızda dünyadaki en büyük göç hareketlerinden biri. Özellikle uluslararası göç açısından baktığımızda yüzyıllarca devam etmiş bir göç hareketi. Ve şu anda yaklaşık 10 milyon Meksika'da doğmuş insan Amerika'da yaşıyor. Meksika kökenlere baktığımız zaman, annesi babası gelmişlere baktığımız zaman çok daha yüksek bir rakam. Yani bu benim şu açıdan ilgimi çekti. Hani bu göç hareketinin bize öğretebileceği çok fazla dersler olabilir. Çünkü yani özellikle son 50 yılı konusunda bu göç hareketinin elimizde çok detaylı veriler var. Bu 50 yılda bu göç hareketi nasıl değişmiş? Ben bu soruya cevap vermek istedim. Ve bunu verirken de aslında amacım şuydu. Yani şartlar değiştikçe göç nasıl değişiyor? Yani göç sabit bir şey mi? Hep mutlaka fakir ülkeden zengin ülkeye mutlaka bir insan akışı olacak mı? Yoksa farklı şartlar, farklı olaylar, farklı tip göçmenleri mi getiriyor? Aslında sormak istediğim soru buydu. Ve Meksika Amerika'ya baktığımız zaman hem çok fazla göçmen var hem bu göçmenler hakkında elimizde detaylı veriler var. Yani asıl amacım buydu. Ve kitapta yani ben mühendislik geçmişinden geldiğim için mutlaka böyle çok büyük veri tabanlarına bakmayı çok seviyorum. Orada büyük yani yıllar içindeki değişimleri, eğilimleri görebilmek benim için önemli. Ama bir yandan da insan hikayelerini de duymak istedim. Yani biz bu verilere baktığımız zaman sadece sorduğumuz soruların cevaplarını görebiliyoruz. Ama belki insanların anlatacakları başka hikayeleri de var. Ya da bizim o anketlerle ölçemediğimiz hayatlarındaki değişiklikler, olaylar var. O yüzden Meksika'da birkaç aylık saha çalışması da yaptık. Orada da yüzlerce aileyle görüştük. Onların hikayelerini topladık. Yani kitap bunları bir şekilde harmanlayıp hani 1960'lardan sonra neler oldu bu iki ülke arasında? Ve büyük resim şu. Yani Meksika Amerika arasındaki ilişkiler değiştikçe, Meksika'daki ekonomik krizler oldukça ya da Amerika'nın ekonomik yapısı değiştikçe göçmen profili de değişiyor. Yani çok eğitimsiz, kırsaldan gelen bir göçmen grubundan 1960'larda bugün çok daha eğitimli, şehirden gelen ve farklı yerlere göç eden insan profili var. Yani buradan da şu ders çıkıyor her yer açısından. Yani değişik şartlar değişik göç hareketlerine başlatabiliyor veya durdurabiliyor. Doğru. Aslında bundan şu sonuca da varıyoruz ki siz de yine birçok kez dile getirmiştiniz. Biz de hemen hemen sürekli dile getirdiğimiz ve tüm uygulamalarımızda da bu çeşitliliği yansıtmaya çalıştığımız bir genel yargı var. Yani göçmen deyince tek bir profil anlaşılıyor. İşte bir yerden bir yere bir gerekçeyle ve işte erkek bir göçten bahsediliyor. Hem hani bugünlerde son 20 yıldır göçün kadınlaşması tabii ayrı bir konu ama göçmenlerin homojen olmadığı, daha doğrusu gelmek istediğim nokta bu. Biz de sıklıkla bunu vurguluyoruz ve bütün uygulamalarımızda, projelerimizde de göçmenlerin sadece daha iyi bir hayata ulaşmak için bir ülkeden diğerine geçtiklerinin varsayılmasının
doğru olmadığını ve bu çeşitliliğin pek çok çeşitlilik olabileceğini ve bu çeşitliliğe göre de uygulamaların çeşitlenmesi ve planlanması gerektiğini söylemeye çalışıyoruz. Siz de yine aynı şeyi söylemişsiniz. Homojen olmayan bir gruptur demişsiniz ve bunu da araştırmalarınızda bağlama göre değişkenliği olabileceğini sayısal veriler ile de göstermeye çalışmışsınız. İşte yüz binlerce veriden bahsediyoruz bu arada. Yani böyle 10 kişilik, 100 kişilik, 1000 kişilik falan değil. Yüz binlerce göçmenlerle ve bu arada belli bir periyotta göç etmiş olan kimseler de diye bunlar. Çok uzun yıllar boyunca göç etmiş olan yüz binlerce verileri bir araya getirdiğinizde çeşitli bağlamlar çıkmış ortaya. Bu hani Meksika ve ABD göç akışında ne tür hani bağlamlarla karşılaşmıştınız? Hani biraz önce de söylediniz gerçi işte şimdi daha çok eğitimli, daha farklı bir kırsaldan değil de eğitimli kesim geliyor diye. Bunun sebebi neydi veya başka varyasyonları da var mıydı? Tabii. Şimdi aslında çok enteresan bir şey, yani çok önemli bir şey söylediniz. Biz hep göçü sanki o insanların ihtiyaçlarından doğan bir şeymiş gibi, yani fakir, daha gelişmemiş, gelişmekte olan ülkelerdeki insanların ihtiyaçlarından doğan bir şeymiş gibi görüyoruz. Ama aslında bu Meksika-Amerika göçünün bu seviyelere ulaşmasının sebebi Amerika'nın ihtiyaçlarından doğan bir şey. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika, Avrupa'da birçok ülkenin olduğu gibi iş gücü sıkıntısına girdi. Yani savaşa giden insanların geride bıraktığı işleri yapacak birilerine ihtiyaç vardı. Şimdi Avrupa'da 1960'larda işte Türkiye'den giden işçiler gibi Amerika'da Meksika'dan işçi alımına başladı. Yani 1940'larla 60 arasında 20 senelik bir dönemde yaklaşık 5 milyon Meksikalı Amerika'ya gidip işte sezonluk işçi olarak çalışmaya başladı. Ve bu Meksika-Amerika arasında bir anlaşmaydı. İşte bu işçilerin belli hakları, belli orada kalma süreleri vardı. Ama 1960'ların sonunda politik sebeplerden dolayı bu program durdu. Ama bu iş gücü ihtiyacı Amerika'da sona ermedi bununla. Bir kere belli iş kategorileri, mesela işte bu tarımda çalışma, tarım işçiliği, meyve sebze toplama işleri bir kere göçmenlerin yaptığı bir iş olarak damgalandı. Bu durumda yani Amerika'da yaşayan insanlar için bu kabul edilemez bir iş alanı haline geldi. Bu durumda işverenlerin yine ucuz iş gücüne ihtiyacı var. Ama bu program ortadan kalkınca bu defa bir düzensiz göç hareketi başladı. Ama buna da çok uzun yıllar Amerika göz yumdu. Yani aslında burada gördüğümüz bu göçün başlangıcının ne kadar Meksikalı insanların ihtiyaçlarından kaynaklanıyorsa aslında Amerika'nın da ihtiyaçlarından kaynaklanıyor. Ama bir kere bu göç hareketi başladıktan sonra tabii başka dinamikler işin içine giriyor. Amerika'ya gelmiş insanlar yavaş yavaş Amerika'ya yerleşmeye başlıyorlar. Yavaş yavaş ailelerini getirmeye başlıyorlar. İşte bundan sonraki dönemeçte de bunları görüyoruz. 1960'lı 70'li yıllarda bu özel programla gelen göçmenler ve onun sonrasında başlayan düzensiz göç. Sonra 1980'lerde farklı bir göçmen profili ortaya çıkıyor. Bunun da sebebi Meksika'nın çok derin bir ekonomik krize girmesi. Yani enflasyon uçuyor bir 10 senelik dönemde ve artık orta halli aileler bile geçinemez hale ya da varlıklarını kaybetme riskiyle karşılaşıyorlar. Bu durumda da büyük ailelere sahipler. Demografik yapısı Meksika'nın o zamanlar ortalama bir ailenin 7-8 çocuğu var. Bu kadar çocuğu beslemek zor. Ve bu çocuklardan birini göçmen olarak göndermek de mantıklı bir hareket gibi. Ve o zaman daha orta halli ailelerin çok daha genç çocukları gönderdiğini görüyoruz. Sonraki yıllarda da Amerika'daki İşte göçmen politikaları değişiyor, vatandaşlık yolları açılıyor. Burada kadınlar ve çocuklar göç ediyor. Bu son daha eğitimli göçmenler de daha çok Amerika'nın serbest ticaret anlaşması imzalamasıyla örtüşüyor. Yani Amerika ile Meksika ve Kanada arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalandı 1994'te. Bu durumda bunların iş güçleri biraz geçirgen hale geldi. Yani Meksika'daki fabrikalarda çalışan işçiler yavaş yavaş Amerika'ya geçmeye başladı. Ya da geçici vizeler sağlanmaya başladı eğitimli insanlar için. Bunu da yine Amerika'nın politikaları aslında burada tetikleyici sebeplerden biri. Tabii ki ihtiyacı olan insanlar göç ediyor. Ama bu şartlar altında, yani Amerika buna izin verdiği için ya da bu ihtiyacı yarattığı için kendi içinde biz bu hareketi görüyoruz. Bu itici ve çekici güçler teorisini de aslında çok somut halini anlatmış oldunuz. Sadece ihtiyacın var olması yetmiyor. Öbür taraftan da o ihtiyacı, hani o ihtiyacın akabileceği başka bir alan olması gerekiyor.
Bu arada epey soru geldi. Ben o soruları okumaya başlıyorum. Bir kısmı maille de gelmişti bu soruların. O yüzden yani tebrik ediyorum sorulara. Soranlara çok güzel sorular. O yüzden bir kısmına aşinayım. Asya Duygu. Bu arada Başak Yavcan Hoca iyi yayınlar Brüksel'den selamlar demişler. Sağ olun. Bizden de selamlar Başak Hocam size. Asya Duygu, merhaba. Benim de çalıştığım alandan bir soru sormak istiyorum demiş. Bugünün dünyasında yaşayan göçleri açıklayan bir göç teorisi var mı? Rivenstein'in ekonomik göç teorisi ve göç sistemleri teorisi bugün artık yetersiz kalıyor gibi. Ne dersiniz? Yani evet, ya güzel bir soru. Şimdi bu bizim çok aşina olduğumuz bu tür teoriler, o Ravenstein'in teorisi gibi çok tepeden bakan, çok bize büyük resmi vermeye çalışıp böyle çok genel prensipleri açıklamaya çalışan teoriler. Yani bunlar belki bize büyük resmi vermede, göç hareketleri nereden nereye doğru olur diye söylemede çok genel olarak bir faydası olabilir. Ama belli göç hareketlerini uyguladığımız zaman daha böyle orta ölçüye inmemiz gerekiyor bence. Daha çok oradaki yaşayan insanları etkileyen olaylar nelerdir? O ülkedeki insanların başka ülkelerle bağlantısı var mıdır, yok mudur? Ya da bu iki ülke arasındaki ilişkiler nelerdir? Biraz daha bu düzeyde bakmamız gerekiyor. O kadar tepeden bakmaktansa. Yani bugünkü göç hareketlerine baktığımız zaman tabii birkaç genel prensip var. Yani daha çok gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere göç olması. Ama bir yandan da gelişmekte olan ülkelerden başka gelişmekte olan ülkelere büyük göç hareketleri var. Mesela bu çok konuşmadığımız bir şey. Ondan sonra Doğru. iklim değişikliğinin ileride yaratacağı göç hareketleri var. Bunlar büyük, çok daha büyük makro olaylar belki de. Ama Meksika örneğinde olduğu gibi iki ülke arasındaki ilişkiler de, bunlar ticaret ilişkileri olabilir, dış ilişkiler olabilir. Bunlar da göç hareketleri yaratabiliyor. Bunlar bağlamı oluşturuyor. Ama bu bağlamda da bundan en çok kim etkileniyor? Ve kim için fırsatlar var, kim için kaynaklar var ve kimler buna tepki verecek? Biraz da buna bakmamız gerekiyor. Yani mesela Meksika ile Amerika arasında belli dinamikler var diye Meksika'daki herkes göç etmiyor. Ya da bir köydeki herkes göç etmiyor. Ancak belli insanlar göç ediyor. Onları ayrıştıran şeyler nedir? Onlara bakmamız gerekiyor. O yüzden ben biraz daha bu orta ölçekteki teorilerin ve o bağlamı göz önüne alan teorilerin, o şartları göz önüne alan teorilerin daha faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden genel bir teori yok bence. Doğru şey değişkenlik çok değişkenlik gösteri yani hem makro düzeyde hem mikro düzeyde çok değişkenlik gösteren bir olgu. Dolayısıyla doğru sonuçlara varabilmek, doğru kategorize etmek hatta için pek çok metodolojiyi de kullanmak gerekiyor gerçekten. Ben hemen diğer soruya geçiyorum. Ali Mahir Aydoğan. Göç çalışmaları giderek birçok sosyal bilimler alanının alt bölümleri olarak konumlanmaya başladı. Akademik yazının güçlenmesi göç kavramının doğrudan disiplinler arası olması ile de ilgili midir diye sormuş. Akademik yazının güçlenmesi disiplinler arası olması ile ilişkili mi? Yani bence göç çok özel bir alan. Çünkü neredeyse her sosyal bilim alanının bu konuda söyleyecek bir şeyi var. Yani coğrafya, demografi, sosyoloji, işte siyaset bilimi, psikoloji. O yüzden ben kendimi çok şanslı hissediyorum böyle bir alanda çalıştığım için. Çünkü bence bakış açısını açık tutmamızı sağlıyor. Yani siz bir alanda çalıştığınız zaman ister istemez, ben bu alanı dışarıdan gelmiş biri olarak söylüyorum. Yani ilk başta belki hiçbir şey vermemenin bildiği cesaretle çok daha geniş bir bakış açım varken sonra gitgide o disiplinin kuralları, işte belli perspektifleri, kullandığı yöntemler, teorileri sizin kanınıza işliyor ve baktığınız her yerde o gözle bakıyorsunuz ve bir şekilde o düşünce yapısına bir yandan hapsoluyorsunuz. Ve hani bu konuda kariyer yapınca da belli yayınlarda basmak için o dili kullanmak zorunda kaldığınızdan bir şekilde o sizi böyle bir yola doğru itiyor. Ama bu bazen bakış açımızı da daraltabiliyor. Ben göç alanında çalıştığım için maalesef bu lükse sahip değilim. Ya da diyeyim bu zafiyete de karşı durabiliyorum belki bundan dolayı. Çünkü göç alanında çalışıyor olmak demek her şeyi okumak zorunluluğu yüklüyor insana. Yani ben sadece sosyologları okuyarak göç konusunda yazamam. Mutlaka ekonomicileri de, siyaset bilimcileri de okuyup onları bir şekilde harmanlayıp yine kendi disiplinimin bakış açısından belki diğer alanların bakmadığı şeylerin altını çizerek mesela aile yapısının,
sosyal ilişkilerin önemi, sosyal rollerin öneminin altını çizerek ama yine de başka alanlarda yapılan şeyleri de asla yadsımayarak çalışmak durumundayım. Bu açıdan ben bunu bir avantaj olarak görüyorum. Bir de göç alanında uygulayıcı olarak çalışan insanların da katkıları var buna. Yani biz sahadan doğrudan da bilgi ve veri alabiliyoruz ve göç teorileri, göç üzerine yazılan şeyler böyle şekilleniyor. Ama ben bunu bir zenginlik olarak görüyorum ve yani katılıyorum söylediğinize de. Doğru. Yani ben de her söylediğinizi tekrar ediyor gibi oluyorum. Kusura bakmayın. Ama gerçekten şöyle oluyor. Benim de gördüğüm kadarıyla akademik yani soruyla da bağdaştırarak tekrar etmek istedim aslında. Göç kavramı gerçekten yani laf olsun diye söylenen bir şey değil. Gerçekten multidisipliner bakış açısına ihtiyaç duyulan bir alan. Yani sizin de söylediğiniz gibi belki belli kalıplarda, belli terminolojiyle, belli metodu uygulayarak üretim yapmanız gerekiyor olabilir, akademik üretim yapmanız gerekiyor olabilir ama oraya getirene kadar farklı alanlardan da beslenmeniz gerekiyor muhakkak. Dolayısıyla çeşitli alanlarda akademik yazılımlar üretilmesi, daha da çok üretilmesi hatta bir ihtiyaç ve bu süreçte de tam da sizin söylediğiniz gibi hem teorinin yani akademinin hem de pratiğinin daha da yakınlaşması gerekiyor. Çünkü bu ara uzadıkça mesafe o teorinin soruya geliştirdiği cevaplar da sahadan uzaklaşıyor. Bu da aslında uygulamayıcılar ve aslında göçmenlerin hayatına işte geliştirecek olan politikalarda daha uzun vadede çözüm üretilmesine sebep oluyor diye düşünüyorum. Tekrar da birazcık açtım galiba, kusura bakmayın. Hemen diğer soruya geçeyim ben. Halise Karaarslan, merhaba. Göç hareketlerinin artması ile eşitsizliklerin artması oldukça doğru orantılı. Eşitsizlikler ortadan kalktığında göç hareketleri durabilir mi? Durabilir mi hocam? Herkes eşit olduğunda herkes yerinde durur mu? Yani şimdi eşitsizliğe ekonomik eşitsizlik olarak bakarsak sadece yani muhakkak yavaşlar ekonomik eşitsizlik daraldığı anda ama başka alanlarda da farklılıklar, eşitsizlikler olabilir. Yönetim sistemleri farklı olabilir, farklı haklara sahip olabiliriz farklı yerlerde ve bu da göçü tetikleyici bir şey olabilir ya da belki farklı bir fikir geliştirmek isteriz ve o fikrin çok daha ileride olduğu başka bir yer vardır. Yani şimdi bunu söylerken bu toplu göç hareketleri tabii ki bizi endişelendiriyor. Göçmenlere, mültecilere kaynak yaratabilecek miyiz? Bu soruları sormamız çok doğru. Ama şunu da sorgulamak istiyorum. Yani göç gerçekten de durdurmamız gereken bir şey mi? Biz bugün baktığımızda işte ticarete, mesela ya da fikir alışverişine, farklı fikirlerden beslenmeye hep pozitif olarak bakıyoruz. Ama insanların hareketliliğine baktığımız zaman, yani fikirler hareket etsin, mallar, para hareket etsin, bu bizim için çok pozitif bir şey. Ama insanların hareketliliğine baktığımız zaman buna biraz sanki farklı bir gözle bakıyoruz. Ama insanlık tarihine baktığımız zaman göç aslında bizim için bir adaptasyon süreci. Biz hep göç ederek zaten daha iyi bulmuşuz, yeni yerler keşfetmişiz, yeni fikirlere ulaşmışız, yeni topluluklar oluşturmuşuz. Bu yüzden yani tam göçü durdurmak ister miyiz? Bundan emin değilim. Ama tabii ki yani zorunlu göçleri, insanlar istemeye istemeye yerinden edilmesini ya da tam olarak kaynaklara, haklara sahip olamayacakları şekilde yaşamasını tabii ki bunları yavaşlatmak amacımız olmalı. Ve ekonomik eşitsizliğin önüne geçmek de bence bunun için çok önemli bir adım. Ama doğrudan göçü durdurabilecek, yani göçün ekonomik eşitsizliği ekonomik eşitsizliğin göçü beslediği açık ama doğrudan tek sebep olmadığı için eşitsizlik ortadan kaldırılmış olsa bile ideal dünyada göçün öyle ya da böyle bir şekilde devam edeceğini, belki azalarak volümü veya çoğalarak da olabilir, o zaman bilemiyoruz. Zaten eşit olduğu için belki daha çok mobilite sağlanabilir, öyle bir şey de olabilir. Öngörebiliyoruz diye düşünüyorum ben de. Hemen diğer soruya geçeyim. Yine Halise Karaarslan, Batı demokrasileri göçü durdurmak için neden eşitsizlikleri ortadan kaldırmıyor diye bir serzenişli soru var. Yani evet, bence bu eşitsizlik sorusu hepimizin sorması gereken bir soru. Sadece göç için değil, bir ulus içindeki dağılım açısından baktığımız zaman bile gerçekten böyle bir dünyada mı yaşamak istiyoruz? Bu kadar büyük farklar mı ya? Belki bazı farklar
yani engelleyemeyeceğimiz kadar olabilir ama yani bu kadar büyük derin uçurumların olması gerekiyor mu diye sormamız gereken bir şey. Yani bilmiyorum. Belki de o kadar kolay bir problem değil çözülmesi bu eşitsizliklerin. Bence bir başka sorulması gereken soru belki bununla bağlantılı. Yani ulusların aldığı kararların ya da bizim belki küresel ölçekte alınan kararların hepsinin bir göçe bir yansıması var. Çünkü insanların hayatını etkileyen her karar, onların kaynaklarını kurutan, yaşamlarını zorlaştıran her karar aslında ileride göçün tetikleyicisi olabiliyor. Bence bunu sorarken sizin sorunuzu biraz daha genişletip yani eşitsizliği niye düşünmüyorlar göç konusunda? Kesinlikle. Neden bunu bir sorun olarak görmüyorlar? Belki dış ilişkilerde yaptıkları hamlelerin göçe sonucunu neden düşünmüyorlar? Bence bunlar hepsi düşünülmesi gereken şeyler. Yani sorunuzu şöyle de anlıyorum bir yandan. Yani benim bu Meksika-Amerika örneğinde gördüğüm gibi yani bu göçmen alan ülkelerin kendi politikalarının sonucu da aynı zamanda göç. Ve işte çoğu ülke nedense bunu üstlenmiyor bu sorumluluğu. Yani hı-hı, bizim yaptığımız şeylerin sonucu olarak bir göçmen hareketi var. Hiçbir zaman buna gelmiyor. Her zaman tersinden bakılıyor. Bizim burada sahip olduğumuz belli haklar, çok çalıştığımız, işte üzerinde çalıştığımız haklar, ekonomik kaynaklar var ve dışarıdan insanlar gelip bunu almaya çalışıyor gibi bir algı yaratılıyor. Ama halbuki bence sizin de dediğiniz gibi bu göç hareketlerinde gelişmiş ülkelerin de çok büyük rolü var. Hı hı. Doğru. Göç veren ülkelerin veya göçe transfer, Türkiye gibi transfer olan ülkelerin çoklukla göçü durdurmama, engel olmama gibi işte ve buna çarelerinin gösterilmesi gibi bir role bürünmüş olabiliyor gerçekten. Bu yük paylaşımı hususunda gerçekten hani yeterince üstümüze düşeni yapıyor muyuz ve neden oluyor sonuçları bu şekilde diye bir değerlendirmek lazım hakikaten. Çılgınca soru var. O yüzden ben sürekli sorulara dönüyorum. Yine Kenan Karabağlı, iyi yayınlar. Batı devletleri gerçekte göçü mü bir sorun olarak görüyor yoksa küresel güneyden gelen göçmenleri ve mültecileri mi diye sormuş. Yani çok iyi bir soru. Bence bunu aynen Amerika için de sorulabilir. Yani sorun göçmen olması mı yoksa göçmenlerin geldiği yerler mi? Şimdi Amerika örneğine bakarsak bunu eski başkan Trump Amerika'yı çok iyi yansıtmasa da açık açık söyledi bunu. Yani biz neden bu gelişmemiş ülkelerden göçmen alıyoruz, neden Norveç'ten almıyoruz? Neden bu insanlar geliyor, neden başka insanlar gelmiyor gibi. Şimdi Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman da Avrupa Birliği'nin aslında kuruluş amacı hareket serbestliğine izin vermek. Bu geçirgenliğe izin vermek. Demek ki sorun göç değil, yani insanların hareketli olması değil. Ama gelen göçmenlerin kimliği, nereden geldikleri, nasıl özellikleri, nasıl niteliklere sahip olduğu bu göçmenlere karşı verilen tepkiyi de bir anda açıklıyor. Bence ikisi de tabii şu son zamanda gelen, çok hızlı gelen göçmen sayıları tabii ki bu tepkinin bir kaynağı ama bence yani sizin de söylediğiniz gibi aslında bu göçmenlerin geldikleri yerler ve kimlikleri de bu tepki için önemli. Yani bu tepkinin verilmesinin bir kaynağı bence de. Evet, o zaman oraya da eğilerek aslında bakmak gerekiyor. Yani göçün göçe değil ama göçmene, yani bir tür göçmene dair bir genel batı, genelde göçün yöneldiği ülkeler günümüzde batı ülkeleri olduğu için batın adını kullanıyorum. Göçün yöneldiği ülkelerin bu kısma da eğilmesi gerekiyor galiba. Hemen diğer soruya geçiyorum. Mercan Turna Ateş, ulus ve ulus aşırı devlet yapılarının göç hareketlerine karşı olması öncelikle olarak ulus motivasyonundan mı kaynaklanıyor yoksa kaynakları paylaşmak istememekten mi? Ya yani, şimdi, güzel bir soru. Bunlar ikisi aslında bağlantılı şeyler. Şimdi biz bu küreyi uluslara bölmüşüz ve her ulus da kendisine daha fazla kaynak edinmek için bir yandan savaşıyor. Yani bu kaynak paylaşımı olayı. Şimdi bu yine bir yandan bu eşitsizliğe gidiyor. Yani şimdi hepimiz kendimiz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Her ülke kendisi için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bir yandan da küresel bir bağlam var şu anda. Yani küresel ticaret var, küreselleşme var. Yani bizim aslında ülkelerin çözebileceği problemler de ya da ülkelerin kendi politikalarıyla
yön verebileceği sorular ya da sorunlar da kısıtlı. Yani bu nasıl ticarette böyleyse göçte de böyle. Yani Amerika kendi göç politikasını oluşturabilir ama etrafında Meksika, farklı ülkeler bu göç politikasına uymak zorundadır. Uymak zorunda değil. Yani o yüzden bazen yani elimizde küresel sorular var diyeyim. Yani iklim değişikliği bunlardan biri, göç bunlardan biri, eşitsizlik bunlardan biri. Yani bir ülke ya da birkaç ülke politikalarıyla değişmeyecek sorunlar bunlar. Ve bence bu ulus devletlerin önceliğini bir kenara koyup, belki bu kaynak paylaşımını bir süreliğine kenara koyup, yani biz yani küresel bir topluluk olarak ne yapmak istiyoruz, nereye doğru koşuyoruz, nereye gideceğiz gibi bunu sormamız gerekiyor. Ve artık yani belki bu koronavirüste şu pandemi döneminde olmamızdan da kaynaklanan bir algı var. Edindiğimiz yani artık dünyanın bir yerinde yaşanan acılardan ya da yoksulluktan hepimiz etkileniyoruz bir şekilde. Yani kendimizi izole edemiyoruz etrafımızda olanlardan ve bir şekilde bir yerde olan kötü bir şey hepimize yansımaları oluyor. Yani bunu da aslında farkında olmamız gerekiyor ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Yani önümüzde büyük sorunlar var bütün dünya olarak ve belki de bunlara hani ulus devlet çapında değil de küresel çapta bakıp belli kararların alınması gerekiyor. Evet, ama bu da çok ideal bir konu tabii. Hani umarım olur. Yani. Umarım gerçekleşir. Hem kaynakların adil bir şekilde paylaşımıyla eşitsizlikler ortadan kalkar. Hem de daha düzenli ve kimsenin zarar görmeden hani göçmesini, göç koşullarının oluşması sağlanır diyelim. Hemen diğer sorulara geçiyorum. Bu arada 2-3 tane yorum var. Orkun Tekin iyi yayınlar dilemiş. Öncelikle teşekkür ederiz diyelim. Cansel Ateş, akademik olarak eşitsizlik kavramını oldukça yoğun çalışıyorsunuz. Sizce bir gün dünyadaki eşitsizlikler bitebilir mi? Böyle bir hayaliniz var mı? Benim var. Yani benim de var. En azından azalması konusunda. Yani dediğim gibi bu eşitsizliğin yükünü artık hepimiz hissediyoruz. Sadece göç bağlamında değil, hani yaşadığımız ülkede de gelir dağılımında, işte Amerika gibi bir ülkede bile yoksulluğun bu kadar yüksek oranda olması, işte ırksal eşitsizliğin bu kadar yüksek olması, yani bunlar hepimizi etkileyen şeyler. Aynı şekilde ileride iklim değişikliğinden bazı yerler yaşanılmaz hale gelince, yani bundan hepimiz etkileneceğiz. O yüzden var böyle bir hayalim ve bence bunun için bir araya gelmemizi sağlayacak koşullar da mevcut. Yani büyük sorunlar da mevcut. İşte pandemi bunlardan bir tanesi oldu. Suriye'deki göçmen krizi ayrı bir şey oldu bizi uyandıran. Yani bu tip bağlantılara. Aynı şekilde iklim değişikliği bence önümüzde ileride başa çıkmamız gereken bir problem. Belki bu bağlamda bir fırsat olur. Yani iyimser olmak istiyorum. Eşitsizlik bitebilir mi ama bilmiyorum. Bence bu kadar yüksek kesinlikle olmaması gerekiyor. Yani bu çok büyük bir problem. Yani sadece o ideale ulaşmak değil ama şu anda gerçekten bir krizde olduğumuzu düşünüyorum eşitsizlik açısından. Doğru, pandemi döneminde de en zengin ilk 10 kişinin yarım trilyon dolar daha kazanmış olduğunu okuyunca eşitsizliğin aslında hani açık ara ilerlediğini de görüyoruz bir yandan ama koşulların yani bir noktada herhalde. Ben hızla tekrar sorulara dönüyorum. Gündüz Ali Eriş, iyi yayınlar ve kolay gelsin demiş. Teşekkür ederiz size. Hasan Kara, bugünkü dünyaya baktığımızda en olumlu göç politikalarını hangi ülkelerde uygulandığını söyleyebiliriz diye sormuş. Yani çok verdi örneği. O yüzden ben hani acaba Ankara olabilir mi diye bir anda çağrıştırdı bana olumlu göç politikasıyla ilgili. Ama bu soruyu ben de eklemeyle Türkiye'nin göç politikasıyla ilgili ne düşünüyorsun diye de sormak istedim. Yani şimdi her alanda, her açıdan çok başarılı olmuş göç politikalarıyla bir ülke yok. Yani farklı alanlarda, farklı şeylerde daha başarılı olmuş ülkeler var. Şimdi Kanada örneği enteresan bir örnek. Çünkü Kanada'da göçmenleri çok belli bir seçim, bir filtreden geçiriyorlar. Yani belirliklere sahip olan insanlar seçiliyor. Bunun sonrasında da o göçmenlere hem belli bir sosyal destek hem de esneklik sağlayabiliyorlar. Yani çok katı bir sistem yok. O yüzden Kanada aslında yani başarılı bir örnek. Ama
Yani Kanada'yı başka ülkelerle kıyaslayabilir miyiz? Yani böyle göçmenleri titizlikle seçmeyen ya da seçemeyen ülkelerle kıyaslayabilir miyiz? O biraz zor bir soru. Mesela Amerika'ya baktığımız zaman çok büyük bir düzensiz göçmen dalgası var. Meksika'dan gelen uzun yıllar, şimdi daha çok Orta Amerika'dan gelen. Yani yaklaşık 10-11 milyon düzensiz göçmen var Amerika'da. Bunların hiçbir hakka sahip değiller. Şimdi bunların entegrasyonu ayrı bir konu. Almanya ya da Avrupa'daki diğer ülkelere baktığımız zaman son zamanlarda gelen Orta Doğu'dan ve Afrika'dan gelen sığınmacılar var. O yüzden onların daha az seçme şansına sahipler. Şimdi hangi göçmen politikaları başarılı oluyor? Yani birçok kaynak önerebilirim bu konuda. Yani Richard Alba ve Nancy Fowler'ın yazdığı bir kitap var mesela, Strangers No More diye. Yani artık yabancı değiller de okunabilir diye okunabilir başlığı, ya da artık yabancılar yok diye de okunabilir, nasıl okursanız başlığını. İşte orada 6 farklı ülkeyi kıyaslıyorlar mesela. İşte Kanada, Amerika ve Avrupa'da işte İngiltere, Hollanda, Almanya ve Fransa. Yani her ülkenin öne çıktığı farklı alanlar var. Mesela İngiltere eğitimde, entegrasyonda gayet başarılı. İşte Hollanda şey konusunda, bu yaşam alanlarını daha ortak yapmak, yani yerlilerle göçmenleri ayrıştırmayarak daha başarılı. Yani böyle hepsinin farklı alanlarını seçebiliriz. Ama genel prensip olarak şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani çok katı sistemler de göçmenlerin önüne set çekebiliyor. Mesela Almanya'da sosyal yardımlar çok fazla. Ama mesleki niteliklerinizi saydırabilmek için gitmeniz gereken yol çok çetrefilli. Yani yıllarca aynı eğitimi tekrar almanız gerekebiliyor. Bu mesela önüne set çeken bir şey göçmenlerin. Kanada'da biraz daha esnek. Amerika'da göçmenler çok başıboş bırakılıyor. Yani çok az yardımla bir senenin sonunda sığınmacılar bile hemen kendi kendine para, kendi kendini destekleyebilecek hale gelmeleri sanıyor. O da fazla esnek. Yani bunun böyle bir arasında bir sistem daha başarılı olabiliyor. Ama Kanada güzel bir örnek. Ama dediğim gibi, yani Kanada modeli göçmenleri seçemeyen ülkelerde uygulanabilir mi? Ondan emin değilim. Doğru. Kanada'nın coğrafya olarak çok büyük avantajı var bu anlamda. Dolayısıyla gerçekten farklı bir politikayı geliştirmemiz gerekiyor. Deniz Yavcan Hoca'nın bir sorusu var. Son dönemde Meksika'dan göç inceleyen bazı çalışmalarda, örneğin Tank at All değişikliği ile ilintide yağış ve sıcaklık değişikliklerinin göç üzerinde önemli bir etkisi olduğunu görüyoruz. Ancak biliyoruz ki iklim göçmenlerinin doğrudan farkında oldukları bir konu değil. Ve genelde göçlerini ekonomik etmenlerle temellendiriyor. Siz daha çalışmanızda bu konuda neler buldunuz diye sormuş. Evet, çok teşekkür ederim soru için. Bu da benim yavaş yavaş enerjimi kanalize ettiğim bir konu aslında. Ve yine elimizde çok fazla veri olduğu için Meksika'dan başladık bu araştırmaya da. Yani 50 yıllık veri tabanı var elimizde Meksika-Amerika göçüyle ilgili. İşte bu 50 yıldaki ufak ufak iklim değişikliğinin baş göstermeye başladığı zamanlarda ne tip insanlar göç etmiş, neler olmuş diye. Bir de saha çalışması da yaptık. Yani dediğiniz gibi bu iklim değişikliğiyle göçü bağdaştırmak zor bir şey. Çünkü hava şartları, hava koşulları değiştiği zaman insanların geçim kaynakları da değişiyor. Yani ekonomik koşullar da değişiyor. O yüzden yani bu belki uzaktan bir sebebi hava değişiklikleri, ama insanların birebir hayatında gördüğü şey geçim kaynaklarının kısıtlanmış olması. Ama enteresan bir şey, 2019 yazında Meksika'ya gittiğimiz zaman saha çalışması için, orada işte kahve yetiştiricileriyle konuştuk, mısır yetiştiricileriyle, ve hiç biz iklim değişikliğinden bahsetmedik bile. Onlar bundan bahsetmeye başladılar. İklim değişikliği oluyor, işte yağmurlar çok azaldı, kuraklık var, ya da ne zaman yağmur yağacağını bilemiyoruz. Yağdığı zaman birden çok fazla yağıyor ve bütün her şeyimiz mahvoluyor. Yani bu artık bence yaşayan insanların da birebir deneyimlediği bir şey. Sadece ekonomik koşulların daralmasıyla değil de birebir o havadaki değişikliği görüp ve onların ürünlerine, özellikle kırsalda yansımasını görüp tepki verdiği bir şey. Ve bu göçle bağlantısını da doğrudan kendileri kurdular. Yani şöyle, geçen sene rekolte çok düşük oldu dedi mesela bir göçmen, bir çiftçi grubu. O yüzden bir sürü insan göç etti. O yüzden de bence bu bağlantıları artık daha net görebileceğimiz bir döneme giriyor olabiliriz. Yani sahada doğrudan bu işin subjeleri tarafından konuşulmaya başladıysa, yakın zamanda teorik olarak da sonuçlarını bağlayabileceğimiz alana geliyor diye anlıyorum ben söylediklerinizi. Çünkü
Türkiye'de de aynı şekilde hani işte sahayla konuştuğumuzda sık sık damgırılıyor işte kuraklıktan vesaire. O yüzden yakın zamanda gelecektir çalışmalar diye düşünüyorum. Yine buna benzer bir soru olduğu için biraz aşağılara inerek sormak istedim ama soramayacağım. Çok fazla soru var, bulamıyorum. Başak Hocam teşekkür ederim soru için de. Deniz Güzel Kaya, göçmen karşıtı tarihin çeşitli evrelerinde sıkça gözlemlediğimiz bir olgu. Sizce günümüzde özellikle Amerika ve Avrupa'da tekrar yükselişe geçen bu durumun önceki dönemlerden farklı karakteristik bir niteliği var mıdır? Yani evet, şimdi bu tarihsel olarak baktığımız zaman, yani ekonomik daralmanın olduğu zamanlarda, bir ülkede sıkıntılar baş göstermeye başladığı zamanlarda göçmen karşıtlığının arttığını görüyoruz. Yani biz bu genel okumadan şöyle bir şey diyebiliriz. Hani eşitsizlik artıyor dünyada da, belki de bu göçmen karşıtlığının sebebi de bu eşitsizliğin artması. Ama bence bir Amerika ve Avrupa bağlamında farklı bir dinamikler de var belki. Yani bunu tarihsel olarak çalışmış bir insan değilim. Ama Amerika'da benim şu anda gördüğüm, yani büyük bir nüfus yapısında bir değişikliğin biz hemen başındayız şu anda. Yani Amerikan nüfusu daha çok beyaz, işte Anglo-Sakson kökenli bir yapıdan daha karışık, daha çeşitli, bir büyük bir çoğunluğun olmadığı, karışık birçok grubun olduğu bir nüfus yapısına doğru bir geçiş söz konusu. Aynı zamanda ekonomik statü olarak çok daha üstte olan grupların yavaş yavaş o statüsünü, işte Anglo-Sakson, beyaz Amerikalıların o statüyü yavaş yavaş kaybettiğini de görüyoruz. Yani göçmenlerin seçimlerde yaptıkları başarılar, işte göçmen iş adamlarının, iş insanlarının yükselişi vesaire, eğitimde göçmenlerin varlığı, eğitim kurumlarında derken, yani böyle bir statü kaybıyla aynı zamana denk geliyor. Bir de tabii globalleşmenin getirdiği Amerika'da iş kayıpları, imalatın başka ülkelere gitmesi ve işte beyaz orta sınıfın bu imalatta çalışan işlerini kaybetmesi sebebiyle böyle bir toplu bir tepki var şu anda. Ama bence bu tepkinin altında yatan aslında bu nüfus yapısındaki büyük değişiklik ve insanların alışık olmadığı bir değişiklik. Ve o yüzden de ırkçı tonlar da görüyoruz bunda. Yani bu göçmen karşıtlığında Amerika'da. Yani sadece göçmenlere karşıtlık değil, işte belli göçmen gruplarına karşı karşıtlık. Şimdi Avrupa'da da bazı ülkelerde bu tip dinamikler var. Özellikle doğurganlığın çok düşük olduğu ülkelerde nüfus yapısında yavaş yavaş göçmenlerin oranının arttığını görüyoruz. Bir kısım tepkiler bence bundan kaynaklanıyor. Bir kısım tepkiler Avrupa'da göçmenlerin işte farklı dini inançlardan gelmesinden kaynaklanıyor. O yüzden bence duruma özel koşullar da var. Ama tabii yine altında yatan, belki de insanların kendi hayatlarında yaşadıkları sıkıntılar, kendi statülerini kaybetmeleri ve bunun için suçlayacak birini aramaları aslında. Doğru. Yine bizi dönüyor konu, çeviriyor, eşitsizliğe getiriyor galiba. Öyle ya da böyle. Ben hemen diğer soruya geçmek istiyorum. Biraz önce aradığım soru buydu. Sema Can, son dönemlerde iklim mülteciliği kavramı çok tartışılmaya başlandı. Önümüzdeki yılların temel göç hareketini belirleyen kavram bu olabilir mi diye sormuş ama zaten birazcık konuşmuştuk da. Evet, yani kısaca söyleyeyim, bu konuda aslında büyük şu anda tartışmalar var göç alanında. Çünkü bir yandan çok abartıldığını söyleyen insanlar var. Yani bu iklime bağlı göç hareketlerinin elimizde yeterince veri olmadığını. Çünkü elimizde şimdi bazı rakamlar dönüyor. İşte yok, önümüzdeki 50 yılda şu kadar 100 milyon insan vesaire. İşte bazı insanlar bunu sorguluyorlar. Bu sayılara ne kadar güvenebileceğimizi. Ama iklime bağlı göç hareketleri de yavaş yavaş işte görmeye başladığımız bir şey. Özellikle Afrika'da. İleride de bunu kuraklığa bağlı göreceğiz. Bazı ülkeler deniz seviyelerinin, su seviyelerinin yükselmesiyle yavaş yavaş sular altında kalacak. Bangladeş buna güzel ya da kötü bir örnek diyeyim, nasıl baktığınıza bağlı olarak. Yani bence çok önemli bir kavram olacak ileride. Ama tartışmalar devam ediyor tabii akademik çevrelerde. Evet, biraz zamana ihtiyacı var. Umarım olmaz iklim değişikliği ve bunları da konuşmaya yer olmaz ama geliyor yakın dönemde sıklıkla bu konuyu konuşacağımız belli. Yine bu dönemde çok sıklıkla konuştuğumuz başka bir konudan bir soru gelmiş. Orkun Tekin,
Veri güvenliği tartışmaları son yıllarda çok sık yapılıyor. Etik sınırlar içerisinde kullanıldığını düşündüğümüzde bile bu bilgiler internette, internet ağlarında başkalarının eline göçmesi söz konusu. Sizce gerçek bir veri güvenliği var mı diye sormuş soruda. Yani bu çok önemli bir soru. Benim bayağı uzmanlık alanım dışında ama ben çok kafa yorduğum ve endişelendiğim bir konu. Çünkü bizim yani kendi isteğimizle belki de yarattığımız izler, bu internet üzerinde bıraktığımız izler bir şekilde toplanıyor ve bizim bilmediğimiz şekillerde birleştirilip satılıyor verilerimiz. Ve yani en gizli duygularımız, düşüncelerimiz, belki bizde olduğunu düşündüğümüz hastalıklar, Google'da yaptığımız aramalar, bunlar hepsi bir yerlerde mevcut ve birleştirebilecek durumda. Bu veri güvenliği olayı bence çok önemli bir olay olacak. Yani göçmenler bağlamında da aslında göçmenleri de buna katabiliriz. Çünkü şu anda mesela büyük tartışmalardan bir tanesi neydi? İşte sığınmacılar gerçek sığınmacı mı yoksa ekonomik göçmen mi? Peki ya sizin böyle geçmişte Facebook'ta, Instagram'da yazdığınız şeylere bakıp böyle değerlendirmelere gidilirse ya da yazdığınız e-mailler okunup oradan niyetiniz vesaire gibi çıkarımlar yapılabilirse, bunlar bir kontrol mekanizması haline gelirse, yani bu hepimizi ilgilendiriyor ama göçmenler özellikle kırılgan durumda olduğu için bence onlar için de büyük bir tehdit. Doğru. Sizin ben hem bu konuyla yani veri güvenliğiyle beraber yapay zeka ile yani akıllı zeka kullanarak farklı modellemelerle göç hareketlerini incelediğinizi de biliyorum. Bu veri güvenliğinin de aslında hani doğrudan ilişkili olduğu için hemen bu konuya geçmek istedim bir yandan. Bu metod ile incelenince daha evvelkilerden daha farklı bulgulara da rastladınız. Zaten anlatmıştınız biraz önce işte Meksika'nın yıllara dayanan ve yüz binlerce hani sayıya vurduğumuzda sebeplerinin biraz daha farklılaştığını görebildiğimizde. Buradan yola çıkarak aslında sormak istediğim şöyle bir şey var benim. Yapay zekadan yararlanarak işte modellemeler kullanmak ve aynı zamanda göçmenleri sadece birer sayısal veri olarak algılamanın ötesine geçmek de gerekiyor sanırım. Yani bu kişilerin o verilerin birleştirilmesiyle ortaya çıkan birer sayı olmasının dışında bir hikayeleri de var. Bu da bize aslında disiplinler arası okuma yapmayı da gerektiriyor. Yine bir araştırmacı olarak sayısal verinin hayattaki karşılığını ortaya koymaya çalışırken sizin çoklu bakış açısına çok kullandığınızı ve buna genel olarak ihtiyaç olduğunu söylediğinizi biliyorum. Şimdi matematik, sosyoloji, hukuk bunları hep kullanıyoruz ama bence çok önemli bir disiplin ve beceri de sıklıkla atlanıyor. Sizin de merak ettim bu konudaki görüşünüzü. O da etik becerisi. Etik ve değerler eğitimi ve hani dolayısıyla felsefe. Felsefenin de bu disiplinler arası bakışta çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum ben. Ve sayısal verileri doğru ve anlamlı yorumlayabilmek için bu işte beceriye sahip olmadan yorumlandığında İkinci Dünya Savaşı'ndaki dönemlere bile dönebiliriz diye endişe ediyorum. Bilmiyorum sizin bu konudaki görüşünüz nedir, yaklaşımınız nedir? Yani bence çok önemli bir soru. Özellikle göç ve göçmenlerle çalışırken yani bu kadar kırılgan, bu kadar güvenceye sahip olmayan insanlarla çalışırken özellikle kendimize sormamız gereken sorular. Bu benim kullandığım bir örnek vereyim veri tabanında Meksika'dan. İşte göçmenlerin hangi yolları kullanarak göç ettiği yani tam olarak hangi noktadan geçtikleriyle ilgili çok detaylı bilgi var. Çünkü kaç defa denemişler, işte insan kaçakçılarıyla çalışmışlar mı, ne kadar para vermişler, tam olarak nereden giriş yapmışlar. Bu bilgiler mevcut bizde. Şimdi bu bilgileri biz harmanlayıp yazarken bir yandan da şöyle bir soru sorabiliriz kendimize. Yani şimdi biz bunları yayınlayarak mesela diyerek Meksikalılar şuradan geçiyorlar, tam olarak bu noktadan geçiyorlar. Acaba onlar için bir tehlike yaratıyor muyuz? Yani oradaki güvenlik güçleri için bir tehlike yaratıyor muyuz? Yani insanın sürekli kendisine sorması gereken sorular. Bizim yaptığımız anket çalışmalarında da mesela insanlar hakkında isim toplamıyoruz kesinlikle bu kullandığım veri tabanında. Ama insanlar hakkında öyle bir bilgi sahibiyiz ki mesela yaşı, oturduğu ev tipi, aile yapısı. Yani o veriye biri bakıp o köye gidip o insanı bulma imkanına sahip ya da belki de o insanın internet üzerinden bilgilerine ulaşma imkanına sahip. Bence işte bunları hep kendimize sormamız gerekiyor. Aynı şekilde saha çalışması yaparken bazen kendimi zor durumda hissediyorum. Çünkü gerçekten bir sürü zorlukla mücadele eden insanlar var ve biz araştırmacı olarak
Tabii ki amacımız yani bundan bir kazanç sağlamak değil. Ama bir şekilde yine kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bazen gidip o durumdaki insanlara bir dakika durun ben size daha soru soracağım demek o da beni bayağı düşündüren bir soru. Yani bence etik çok çok önemli. Yani her araştırmanın her dalında bir araştırmacı olarak çok önemli. Ama özellikle göçmenlerle çalışırken bence her adımda kendimize sormamız gereken sorular var. Yani yaptığımız yayınlarda topladığımız verilerde o yüzden katılıyorum söylediğinize. Bence bu eğitimi görmemiz gerekiyor. Pardon, ben çevre seslerinden yalıtabilmek için kendimi orada mikrofonu kapatıyorum. Sonra da unutuyorum mikrofonun kapalı olduğunu. Dalıyorum yani konuşmanın içerisinde dinlediğim için size. Hemen diğer soruya geçmek istiyorum. Bence de bu arada etik beceri kazandırılabilen bir beceri olduğunu düşündüğüm için çocukluktan bu yana hani hangi disiplinde çalıştığından bağımsız olarak belki çocukluktan bu yana muhakkak müfredatlara girmesi gereken ve sonra da her disiplinde muhakkak tekrar edilmesi gereken, geliştirilmesi gereken bir beceri olduğunu düşünüyorum. Bu genel olarak belki de eşitsizliklerin bu kadar artıyor olmasının, kaynakların adil dağılmıyor olmasında bir sebebi budur belki diye zaman zaman kendimi telkin ediyorum diyelim. Asya Duygu tam da belki hani burada sorulması gereken bir soruyu sormuş. Göç çalışmalarında nitel ve nicel çalışmaların bir arada yürütülmesi epistemolojik olarak doğru mu? Ya bu arada gözlüğüm yok şu anda. Gözlüğümü takınca yansıyor. Gözlüğüm olmayınca da böyle biraz yarım yarım görebiliyorum. Kusura bakmayın. Doğru mudur? Birçok çalışmayı yöntemsiz bırakmıyor mu diye sormuş. Yani doğru bir bakış açısı bence. Ya şimdi avantajları da var, dezavantajları da var. Ben kendi açımdan bu iki farklı bakış açısını ya da iki farklı tip veriyi bir araya getirdiğimde daha tam bir resim elde edebildiğimi düşünüyorum. Yani bir yandan sayısal verilere bakarak, hani yıllar içindeki değişimlere ya da çok fazla insandan alınan veriye bakarak tam olarak neler olmuş bunu edinebiliyorum. Ama orada da işte insanların hikayeli bir yorum katıyoruz o veriye bakarken de. Belki diyoruz ki ha işte şu seviyeden insanlar göç etmiş demek ki sebepleri budur. Ama sebepleri belki de o değil. O yüzden gidip insanlarla sahada konuşunca da bir şekilde o resmi tamamlamış oluyoruz. Yani iki şekilde aynı soruya bakıp aynı cevabı alıyor muyuz diye bakıyoruz. Ama işte her zaman da bu bakış açıları böyle örtüşmüyor. Bazen bir yerde gördüğünüz şey diğerine tam olarak oturmuyor. Ya da iki metot kullanacağım diye bu defa ikisinin de hakkını verememe ihtimali doğuyor. Yani ikisini birden yaptım ama ikisini de yarım yamalak yaptık. Ya da yani ikisini de birbirine uydurmaya çalışmak için birinden feragat ettik gibi bir durum oluşabiliyor. Yani çok kolay bir şey değil. Ama öte yandan da sadece bir metot kullanarak da bence bir yanımız hep eksik kalıyor. Yani sadece saha çalışması yapıp belli insanlarla görüşüp onlardan çok derin, detaylı bilgi aldığımız zaman o hikayeleri anlıyoruz. Ama ya o insanlar bir şekilde özelse ya da farklıysa yani ya da toplumun çoğunluğunu yansıtmıyorsa öyle bir soru oluşturur. Diğer tarafta sadece sayısala baktığımız zaman bu defa çok fazla veri var. Ama ya bizim yaptığımız yorumlar o veri hakkında doğru değilse, insanların düşünme mekanizmalarını yansıtmıyorsa, o yüzden bir şekilde ikisini bir araya getirince ben sonucu daha tatmin edici buluyorum. Ama tabii ki çok zorlukları var, uyuşmadıkları zamanlar var. O yüzden de ya çok kolay değil bence bu. Doğru yerde doğru veriyi kullanma hali diyelim. Arman Aydoğan sormuş. Richard Blake'in mültecilerin verileri o sosyal hizmetlerden yararlanmaya yetecek kadar ve ev sahibi toplumdan istenen veriden fazla olmayacak kadar alınması oldukça eşitlikçi bir öneri. Sizce de öyle mi diye sormuş. Kesinlikle. Yani bu biz mültecilerden veri toplarken ileride onları tehlike altına atacak ya da ileride onların entegrasyonunu zorlaştıracak verileri, onlara karşı kullanılacak verileri toplamamamız gerekiyor. Şimdi Amerika'da bu büyük bir tartışma oldu. Çünkü Amerika'da şimdi DACA diye bir politika var. Yani çocuk yaşta aileleri tarafından düzensiz göçmen olarak getirilmiş. Bu yüzden hukuki statüsü olmayan insanları koruma altına alan bir program. Ama bu programa dahil olabilmek için bütün bilgilerinizi vermeniz gerekiyor. Ve şu anda yaklaşık 700 bin insan sanırım bu programın bir parçası. Ama bu insanlar Trump başkanlığı döneminde
Çok büyük endişeye kapıldılar. Çünkü bütün verileri ellerinde. Yani onları sınır dışı etmek isteseler tam olarak nereye gidip nerede bulacaklarını biliyorlar onları. Yani bir şekilde onlar için olan bir politikada bile verilerin toplanması ileride bir zafiyet yaratabiliyor. Bence bunları düşünmemiz gerekiyor. Hani bazı verilerin belli şartlar altında silinmesini, yok edilmesini de konuşabilmemiz gerekiyor. Hani göçmen belli haklara sahip olmak için belki verisini verdiyse, belki birkaç sene sonra o verilere bizim artık ihtiyacımız yok ve tutmamamız gerekiyor. Yani bence bu çok önemli bir konu, sorduğunuz soru. Bu veri silinmesi talebini tabii kamudan da talep edebiliyor olması, yani otoriteden talep ediyor olmasından bahsediyoruz burada. Çünkü zira en azından Türkiye için söyleyebilirim veya Avrupa Birliği'ndeki düzenlemelerde verisinin kaydedilmesini veya yorumlamasına müsaade aynı zamanda silinmesini de talep etme hakkı getiriyor. Ama kamu otoriteleri önündeki bu talep ne kadar geçerli? Çünkü bir güvenlikle doğrudan eşleştirme söz konusu olunca ne kadar gerçekleştirilebiliyor o da tartılıyor, ama bu da önemli ve her daim dile getirilmesi gereken, veri güvenliği hususunda dile getirilmesi gereken konulardan bir tanesi. Yine Hasan Kara bu sefer AB'deki veri politikasına dair bir eleştirinin olduğu bir şeye gitmiş. EDPS'nin kişisel verilerin işlenmesinde sorumluluk sahibi kişilerin açıkça belirtilmesi görüşü yakın gelecekte uygulanabilir mi diye sormuş. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin New Pact ile ilgili bir göç politikasına ilişkin yeni bir paket hazırladı ve sundu ve bundan sonra da o ilgili paketin veri politikası ile ilgili değerlendirmesiyle ilgili ilgili uzman görüşünü yayınladı ve epey de eşitlikli olmayan bir düzenleme olabileceğine dair işaretler vardı. Bu sorunun da onunla ilgili olduğunu düşünüyorum. Zaten açıkça da söylemiş. Yani evet, biraz Avrupa aslında bu konuda Amerika'ya kıyasla çok daha ileride bu tür verilerin gizliliği konusunda. Hı-hı. Ya da işte teknoloji şirketlerinin topladığı verilerle ne yapılacağı, ne yapılamayacağı konularında daha ileride. Yani bence çok 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 önemli bir soru ve konu. Yani mutlaka çok derin düşünülmesi gereken bir soru. Çünkü ileride yani bizim geleceğimizi belki de bu veriler, bizim hakkımıza sahip olan veriler belirleyecek her konuda. Yani her konuda gözetim altında olabilecek bir mekanizma söz konusu şu anda ve bir şekilde buna direnmemiz gerekiyor. İleride özgürlük, belki özgürlüğümüz buna bağlı ve özgürlük güvenlik ikilemi var yani bir yandan da. Belki güvenliğimiz için bu özgürlükten biraz feragat edeceğiz, ama biz tam olarak neden feragat ettiğimizi de bilmiyoruz. Şu anda kim bizim hakkımızda ne tür bilgi sahibi, o bilgiler nasıl birleştiriliyor? Yani bu konuda hiçbir şeffaflık yok. Yani teknoloji şirketleri ne kadarına sahip, hangi şartlar altında devletlerle paylaşılıyor, devletler bilgilerimizi nasıl paylaşıyor? Önce bizim bunu biliyor olmamız gerekiyor, buna izin vermek için ya da diyebilmek için, güvenlik için bu kadarına izin vereceğiz diye. Ama bu güvenlikle göçmenlerin özdeşleştirilmesi de yanlış tabii. Yani çok kolaycılığa kaçıyor. Yani göçmenleri bir güvenlik sorunu olarak görüp iyi, o zaman onlar hakkında toplayabildiğimiz her türlü bilgiyi toplayalım ve onları farklı koşullarda değerlendirelim. Bu da tabii çok yanlış. Entegrasyon konusunda ileride çok büyük problemler yaratabilecek bir bakış açısı. Onu da direnmemiz gerekiyor bence. Tabii bu verilerin yorumlanmasıyla tam olarak bahsettiğiniz gibi aslında artık etnik kökenimize dair yani sokakta yürürken kameraların bizi doğrudan ayırmasını sağlayacak metotlar zaten hali hazırda geliştirilmiş durumda. Çok basit cep telefonu uygulamalarıyla bile bunu artık işte günümüze dahil edebiliyoruz, ama bu çok oldukça tehlikeli bir sınıra götürebiliyor bizi. O yüzden bu politikanın da takip edilerek gerekli eleştirilerin ve önerilerin paylaşılması gerekiyor. Ben 1 saat 5 dakika kadar oldu. Bu arada İstanbul'da, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var. Biz ofislerdeyiz. O yüzden bir 20 dakika kadar, en geç 20 dakika kadar içinde hani bitirmemiz ve toparlanıp çıkmamız gerekiyor. O yüzden de soruların hepsini, epey de soru var. Gerçi çok da kalmamış zannediyorum. Hızlıca davranırsak cevaplayabiliriz diye düşünüyorum. Deniz demiş ki, göç araştırmaları COVID döneminden nasıl etkilenmiştir hocam? Teknik ve uygulama anlamında çevrim içi yürütülen araştırmalar gibi diye eklemiş, ilave etmiş Deniz.
Evet, yani tabii saha çalışmaları tamamıyla durdu. Ben kendimden de öğrencilerimden de biliyorum son bir sene içinde. Ama hali hazırda elimizde olan verilerle çalışmalar devam ediyor. Bir de dediğiniz gibi şu anda bir göç alanındaki çok enteresan çalışmalardan bir tanesi işte bu sosyal medya verilerini kullanarak göç hareketlerini takip etmek. İşte bu konuda özellikle Avrupa'da araştırma yapan gruplar var. İşte Facebook'taki ya da Twitter üzerindeki verileri kullanıp insanların nerede mekanlarını, mekan bilgilerini kullanıp hani tam olarak nereden nereye ne kadar insan göç etmiş gibi bu tür araştırmalar bayağı bir kazandı saha çalışmasından çok. Yani sayısal araştırmacılar açısından bir değişiklik olmadı diyeyim. Ama saha çalışması yapan insanların araştırmaları kesinlikle son 1,5 senedir, 1 senedir durmuş durumda. Çevrim içi oluyor olmasının peki bu araştırmaları nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Yani sahada değil ama çevrim içinde. Yine de yerine geçer mi saha çalışmasında? Yani bazı durumlarda geçiyor ama mesela benim çalıştığım göçmen gruplarının böyle bir şeye erişimi yok. Yani bilgisayara, telefonları var belki ama mesela şu anda biz COVID'in göçmenler üzerinde, düzensiz göçmenler üzerinde etkileri üzerine bir çalışma yapıyoruz New York'un fakir mahallelerinde. Orada bile insanların telefonları var ama telefonlarında data planları çok kısıtlı. Telefonla görüşmek bile bir sorun. O yüzden bence tam olarak göç çalışmalarında yerini tutamıyor bu şu anda yaptığımız gibi görüşmeler yapmak. Ama tabii eğer yüksek eğitimli bu tür imkanlara sahip göçmenlerle çalışıyorsanız tabii ki kullanılabilir. Doğru. Bu belki de ileride COVID dönemi verisizlik dönemi olarak değerlendirilir ve hani nasıl bir sapma yaptığı ilerideki dönemde de ortaya çıkar ayrı bir araştırmada. Hemen diğer soruya geçiyorum. Ali Mahir Aydoğan, daha önce de soru sormuştu Ali Mahir Aydoğan. Bizi dikkatlice dinlediğini anlıyorum. Göçmen ve mültecilerin sağlık hakkına erişimleri sizce de oldukça ihmal edilen bir konu değil mi? Dünyanın her yerinde neden halen göçmenler ve mülteciler için bu hak güvenceye alınamıyor, halen demişim. Yani evet, ben bunu bir serzeniş olarak algılıyorum ve diyorum tabii ki bu temel bir insan hakkı, sağlık hakkına, sağlık hizmetlerine erişim. Ve aslında işte bu COVID araştırmasından bahsettim. Bu düzensiz göçmenlerin Amerika'da bizim konuştuğumuz insanların yarısı neredeyse COVID olsalar bile doktora gitmeyeceklerini söylüyorlar. Çünkü hem sağlık hizmetinin çok pahalı olmasından, onlara verilmemesinden korkuyorlar. Hem de bunu sağlık hizmetine erişimleri kullanılarak sınır dışı edilebileceklerini düşünüyorlar. Yani bir de böyle bir şey söz konusu düzensiz göçmenlerde. Yani Amerika gibi gelişmiş bir ülkede bile 30 milyon sağlık sigortası olmayan insan var, göçmen olmayan ve burada yaşamasına rağmen. Yani bu sağlık hizmetine erişim çok büyük bir problem. Özellikle göçmenler açısından. Bir de mesela Amerika'nın uyguladığı sağlık problemi yaratan politikalar var. Amerika'ya başvuran sığınmacılar Trump döneminde Meksika'ya geri gönderildiler. Meksika'da beklesinler diye Orta Amerika'dan gelen insanlar. Ve pandemi döneminde kalabalık alanlarda yaşamak zorunda kaldılar. Bir de yani böyle bir yanı var. Yani sadece sağlık hizmeti vermemekle kalmıyoruz. Bir de sağlık problemlerini daha da kötüye götürecek şartlara maruz bırakıyoruz göçmenleri. Doğru. Sadece haklısınız. Sağlık hizmetlerine erişim deyince sadece doğrudan sağlık hizmetlerine birebir hastanelere, sağlık görevlerine erişimle beraber sağlık politikalarıyla, üretilen politikalarla da sağlığın nasıl etkilendiğinin de değerlendirilmesi yine bize multidisipliner bakış açısını çeviriyor, götürüyor. Çünkü hani Meksika'dan gelenlerin Meksika'ya götürülmesi politikası uygulanırken belki sağlık alanında veya eğitim alanındaki sonuçları da değerlendirilmiş miydi bilmiyorum. Ama bu bakış açısı olsaydı belki de değerlendirilirdi diye ilave edeyim. Nazda Güngördü sormuş. Merhaba, göç araştırmalarındaki metodolojik milliyetçilik, göçün neden ve sonuçlarının ulus devlet bazında ele alınması, göçün yerel, kentsel sonuçlarının analizinde kısıtlı bir çerçeve sunmakta. Uluslararası göç hareketlerinin gidilen, varılan kentteki sonuçlarını analiz etmek için nasıl bir metodoloji benimsenebilir? Teşekkürler. Yani evet, çok güzel bir soru. Zaten siz de doğru yöne doğru işaret etmişsiniz. Yani biz ulus bazında baktığımız zaman, yani ulusu bir baktığımız bir ünite olarak aldığımız zaman burada çok yetersiz kalıyor göç çalışmalarında. Çünkü o ulustan çok o ulusun
dünya konjonktüründeki yeri, başka yerlerle ilişkileri, yani çok daha farklı şeyler aslında ön plana çıkabiliyor. Bir de göçmen grupların da aynı şekilde, işte bunlar Türkler, bunlar Faslılar, bunlar Cezayir'den gelen insanlar diye ayırdığımız zaman bunlar arasındaki ortak noktaları ya da belli ayrışmaları, belli farklılıkları göremiyoruz. Çünkü biz onları zaten bir kutuya koymuşuz. Bunlar Türkler, bunlar Faslılar diye. Aslında bunu tamamen yıkmamız gerekiyor. Yani göçmenlerin birbirleriyle paylaştıkları, nereden gelirlerse gelsin bir sürü ortak noktaları var. Onların o ülkedeki geleceklerini belirleyen belli şartlar var. O yüzden bence bu yaklaşımdan biraz uzaklaşmamız gerekiyor. Benim aslında kendi araştırmamdaki amaç da buydu. Hani bir Meksikalı var ve o Meksikalı böyle bir insandan çok hani böyle bir çeşitlilik var, böyle farklılıklar, böyle ortak noktalar var diyebilmek. Ve dediğiniz gibi zaten göç çalışmalarında da kent bir yani analiz seviyesi olarak gayet ön plana çıkmaya başladı. O yüzden de onu ben ilerisi için iyi bir alan olarak görüyorum. O açıdan bakmayı. İleride galiba iklim mültecileriyle beraber belki birbirini tetikleyecek bilemiyorum ama ikinci çalışma sırasında olan konunun da kentten kırsala göç olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü hani şimdi hep kırsaldan kente ve kentleşmeyi işte köyü olmayan köylüleri vesaire konuştuk. Bir sürü konuşmaya da devam edeceğiz bir süre daha. Ama yakın zamanda belki de işte bu iklimlerin değişmesinin de etkisiyle kırsala da dönmüş olacak herhalde. Dolayısıyla bunu da uzun uzun konuşacağımız günler yakındır diye düşünüyorum. Hemen diğer soruya geçeyim ben. Bir sorum silinmiş. Cansel Ateş, bugün göç yönetimi ve göçmen entegrasyonu özelinde Almanya nasıl bir örnek? Bir de İskandinavya ekolünü nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuş. Birazcık konuşmuştuk bunu ama bilmiyorum ilave etmek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Yani işte Almanya'nın İskandinavya konusunda aslında çok bilgi sahibi değilim. Ama Almanya'nın şimdi Avrupa ülkelerinin genel olarak iyi yaptığı şey sosyal destek vermeleri. Sosyal devlet olmalarından dolayı göçmenlerin, sığınmacıların gelir gelmez işte sağlık hizmetine, eğitime erişimlerinin olması. Bu Amerika'dan çok farklı bir model. Çünkü Amerika'daki düzensiz göçmenler tamamen kendi halinde. Ve kendi mücadelesini kendi veren insanlar. Ama işte bu Alman sisteminin de getirdiği bazı katı kurallar var. Mesela bu göçmenlerin entegrasyonunu engelleyen şey bir o işte mesleki niteliklerinin tanınmasıyla ilgili süreç dedik. Bir başka şey de çocukların eğitim sistemine girer girmez hemen gelecekte edinecekleri mesleklere göre ayrıştırılması. Yani yeteneklerine göre. Ama göçmen çocukları dil konusunda geriden başladıkları için mesela hemen farklı bir statüye konuluyorlar ve sonradan geri dönülmez bir yola giriliyor aslında. Hollanda'da mesela bu ayrıştırma süreci daha geç ve bunun pozitif etkileri olduğunu görüyoruz. Yani iyi yaptıkları şeyler var ama sistemden kaynaklanan katı değişmeyen şeyler de var. Entegrasyonun önüne geçen bu aşamada. Bu işte bütün iyi örneklerin olduğu gibi transfer edilmesinin her yerde aynı sonucu doğurmayacağı çıkarımının da güzel bir karşılaştırması oldu. Kesinlikle. Hemen diğer soruya geçeyim. Çok da az vaktimiz kaldı ama sanki bitirebilecekmiş gibi hissediyorum. Demiş ki Gizem Şenoğlu, Kolombiya gibi göçmenleri aşılamak istemeyen ülkeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu konuyu neden insan hakları bağlamında kimse değerlendirip ses çıkarmıyor diye sormuş. Yani kesinlikle o bağlamda değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bir de yani biz zaten sığınmacıları özellikle insan hakları kapsamında değerlendiriyoruz. Ama uygulamaya baktığımız zaman Amerika gibi bu tip anlaşmalara imza atmış ülkelerin bile aslında bu yükümlülüklerini tam olarak karşılamadığını görüyoruz. İşte bu Meksika'da kalsınlar politikasıyla mesela 60 bin insanı doğrudan sınırın ötesinde bekletme gibi. Yani bence yine yani küresel büyük bir toplum olarak karar verip bunu uygulamaya gitmemiz gerekiyor. Yani göçmenlerin güvenliğini sağlamak için ne gibi yaptırımlar yapmamız gerekiyor? Bu her ulusun tek başına vereceği bir karar değil. Hep beraber bütün dünyanın bir araya gelip evet göçmenlerin hakları bunlardır demesi gereken bir konu. Aslında bu da bir nebze var. Yani sığınmacılar konusunda ama burada bile uygulamada büyük problemler görüyoruz. Dediğiniz gibi yani göçmenlerin aşılanmaması tabii ki Kolombiya'nın da hayrına olmayacaktır. Bir de böyle bir yönü var.
Bir tek Kolombiya'da değil galiba, başka pek çok ülkede de ilk önce vatandaşın aşılanma sürecinin tamamlanması ve ondan sonra ikincil olarak, yani diğer hassasiyetleri gözetilmeden ikincil olarak sadece göçmen olması, vatandaş olmamasından mütevellit sıraya alınması politikaları var ve maalesef gerçekten o toplumda hayrın olan bir şey değil aslında. Yani vatandaşın kayrıldığı bir şey değil aslında, başka bir şey. Ben hemen geçiyorum. Esra Köylüoğlu, göçmenlere yönelik eğitim konusunda çalışırken göçmenlere verilen danışmanlıklarda ve eğitimlerde tercümanların kendi motivasyon durumlarının ve tercümenin düzeyinin eğitime ve danışmanlığa olan etkisinin literatürde hiçbir yer almadığını fark ettim. Bu konuda göç konusunun aslında ne kadar sınırsız terim ve araştırmalar içerisinde bulunabileceğinin göstergesi gibi geliyor. Sizin de çalışması gereken eksik olduğunu düşündüğünüz alanlar var mı diye sormuş. Esra Köylüoğlu'na da ben teşekkür ederim. Gerçekten tercüme ve tercümanlar çok kilit roldeler. Ve gerçekten danışmanlık sırasında kullanılan terminolojiyi de değiştirebilir, etki de edilebilir. Hatta aktif olarak o dilde yer etmesini de sağlayabilirler. Pek çok bunun dışında sonuçları da olumlu ve olumsuz sonuçları da olabilir. Sizin de var mıdır başka alanlar diye sorusunu ben tekrar edeyim buradan. Yani çok var aslında ama ben genel bir nokta olarak şunu söyleyeyim. Yani göç çalışmaları ile ilgili literatüre baktığımız zaman şu anda Amerika'da, Avrupa'da üretilen çalışmaların çok büyük etkisinin olduğunu görüyoruz geliştirilmiş olan teorilerde. Ama göçmen hareketlerine baktığımız zaman şu anda Türkiye, Ürdün gibi ülkelerde çok büyük göçmen alışı var. Yani ileride bence bizim gibi ülkelerden çıkması gerekiyor yeni göçmenlerle ilgili teorilerin, yeni bakış açılarının. Yani bu olan teorilerin neleri kaçırdığını bizim saptayıp, neleri karanlıkta bıraktığını saptayıp o yöne doğru ilerlememiz gerekiyor. Yani teori dediğimiz şey de aslında bir harita gibi bize diyor ki şuraya bakmanız lazım, şöyle yapmanız lazım. Ama bu harita her yerde işe yarayacak diye bir şey yok. O yüzden ben biraz daha karşılaştım. Sanırım bir tek bende mi gitti diye düşünüyorum ama ses gitti. Yani sesinizi duyamadık Filiz Hocam. Bu tür hani uzaktan getirilen fırsatlar elbette, yani şimdi düşündüğümüzde normal koşullarda uçağa atlayacaksınız, geleceksiniz, ona göre zaman ayarlayacaksınız vesaire de bu yayını programı yapabilmek için. Ama zaman zaman da olabiliyor bu tür aksilikler. Biz zannediyorum duyamıyoruz hala sesinizi ama bir falan, hani ses çıkarma verme şansınız var mı duyup duymadığınızı anlamak için? Ses gelmiyor galiba. Geliyor mu? Gelmiyor. Tamam. Zaten aslında tam da zamanında hani ses gitti diyelim, çünkü son söyledikleriniz çok kıymetlidir eminim, ben işitemedim. Lakin bütün sorularımız bitmişti. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Kulaklığın pili bitmiş olabilir diye bir yorum geldi. Olabilir. Zaten bizim de yayınımız bitmek üzereydi. O yüzden ben hem ayırdığınız vakit için, her şey için teşekkür ederim. Böyle yarım bir konuşma gibi oldu ama Sayın Profesör Doktor Filiz Garip'e değerli katkılarınız için tekrar teşekkür ederim. Sayısal veri, eşitsizlik, sosyal ağlar, sosyal ağları aslında konuşmayı çok istediğimiz bir son soruydu. Onu artık başka bir yayına bırakalım. Akıllı zeka, etik değerler, iklim mülteciliği, veri güvenliği, sağlık hizmetlerine erişim, tercümenin etkisini, COVID sürecini ve iyi örnekleri gözden geçirme imkanı bulduk sayenizde. Kısıtlı zamanda pek çok konuyu da sığdırabildik. Daha sonra tekrar izlemek isteyenler için yayının burada kayıtlı olarak kalacağını ve bundan sonraki söyleşilerle birlikte bu platformun bir video kütüphaneye dönüşeceğini tekrar etmek isterim. Tekrar katkılarınız ve destekleriniz için teşekkür ederim. Şöyle bir işaret yapacağım size. Hani duyamadığınızı düşünüyorum. Siz beni duyabiliyor musunuz peki, Filiz Hocam? Ha, duyamıyorsunuz. Tamam. Peki. O zaman çok teşekkür ederim tekrar katılımınız için.
Göç Söyleşilerinin 10.sına 4 Şubat 2021 tarihinde saat 15'te Göç, Akıllı Kentler ve Veri Yönetişimi başlığı ile Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ayşegül Özbakır ile konuşarak devam edeceğiz. Hepinize verdiğiniz tüm destekleriniz için tekrar teşekkür ederek selamlıyor ve gelecek söyleşilerde soru ve yorumlarınızı beklediğimizi hatırlatarak veda ediyoruz. Görüşmek üzere.